Deniz Ulaş Tansel Öngel. O doğduğunda takvimler 24 Eylül 1976'yı gösteriyordu. Dedesi Lübnanlı, anneannesi Mısırlı, babaannesi ise Selanik göçmeni olan Tansel Öngel, öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak Gaziantep Kilis'te dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Ayşe Arman'a verdiği röportajda anne ve babasının nasıl tanıştığını şöyle anlatıyor. Annem ve babam Gaziantep'te görev yaparlarken doğmuşum. Siirt'in bir köyünde iki gencecik köy öğretmeni. Babam anneme deli gibi aşık oluyor. Annem de boş değil tabii. 1968'ler zaten masal gibi. Bu arada annemin başka talipleri de var. Ne doktorlar ne mühendisler istemiş. Ha bir de kaymakam. Ama annem de babama aşık. Mektuplar, şiirler, paylaşılan idealler derken sonuç ablamla ben. Tansel Öngel'in asıl doğum adı Deniz Ulaş'tı. Fakat babası 80 döneminde ismi yüzünden sıkıntı yaşamaması için Tansel Öngel diye değiştirdi. Yıllar sonra mahkemeye başvuran başarılı oyuncu ismini Deniz Ulaş Tansel olarak değiştirdi. Tansel Öngel'in çocukluğu Ankara Demet Evler'de geçti. Farklı olmayı ve aykırı davranmayı seviyordu. Ünlü oyuncu Hadsiz dergisinden Neslihan Atagül'e verdiği röportajda çocukluk yıllarını şöyle anlatıyor. Ankara Demet Evler'de büyüdüm. Mahallenin genel kılık kıyafetine aykırı olarak bir kotu kesip babamın eski ceketini giyerek ona yıldızlar, armalar takıyordum. Altına da eski bir ayakkabı giyerek kendime kostüm yapıyordum. Mahallede simit satıyorlardı. Mahallede simit satılması hoş karşılanan bir şey değildi. Gidip ben de simit satmaya başladım. Sonra su satan birini gördüm, su satmaya başladım. Hiçbir şey bulamadım. Bir tane tartı bulup mahallede bağırmaya başladım. Kimsenin yapmadığı şeyleri yapmayı çok seviyordum. Tansel Öngel'in ne ailesinde ne de yakın çevresinde oyuncu vardı. 13-14 yaşına geldiğinde tiyatro ile tanıştı. Zeki bir öğrenciydi ancak önceliği hep tiyatro oldu. Buna rağmen kimse onun oyuncu olabileceğine ihtimal dahi vermiyordu. Tansel Öngel, TRT'de yayınlanan Vapurda Çay Simit Sohbet programında lise yıllarını şöyle anlatıyor. Lisede kimse oyuncu olacağıma inanmıyordu. Lise tiyatrosundaydım. Zeki öğrenciydim ama ders çalışmazdım. Bütünlemeye kalıyordum. O anda tiyatro çalışmasını aksatmamak için ne gerekiyorsa yapıyordum. Lise 1. sınıftan itibaren tiyatro oyuncusu olacağımı biliyordum. Tansel Öngel'in ilgi alanı sadece tiyatroyla sınırlı değildi. Doğayla iç içe olmayı seven başarılı oyuncu, lise yıllarında çeşitli izcilik faaliyetlerinde de bulundu. Tansel Öngel unutamadığı bir kamp anısını Ayşe Arman'a şöyle anlatıyor. Daha yeni kamp yapmaya başladığım dönemde 15-16 yaşlarında dere yatağı yana bir vadiye acemice kamp kurduk. Vadinin ortasında bir düzlük var. Çadır kurmak daha kolay oraya tabi. Bu yüzden oradayız. Bedeli ağır oluyordu az kalsın. Sadece belgesellerden ve fotoğraflardan bildiğimiz birkaç yaban domuzu oldukça hızlı şekilde kampımızı ziyaret ettiler. 3-5 saniye içinde çıktığım çam ağacının tepesinde o domuzların pek de ziyaret maksadında olmadıklarını anladım. Arkalarında avcılar vardı ve onlardan kaçıyorlardı. Onlar da canlarını kurtarmaya çalışıyordu. Hayatımda en korktuğum anlardan biridir. Hepimizin olduğu gibi onun da çocukluk yıllarında bazı korkuları vardı. Fakat Tansel Öngel korkularından kaçmak yerine sürekli üstüne gidiyordu. Başarılı oyuncu NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati programında mezarlık fobisini yenebilmek için neler yaptığını şöyle anlatıyor. Benim özel ilgi alanım mezarlık dolaşmaktır. Çocukken izci arkadaşlarımla birlikte mezarlıklardan çok korkardık. Kimsenin olmadığı bir gece mezarlığa gittim. Çünkü bu korkuyla baş edebilmem gerekiyordu. Sonrasında mezarlıkların bir veda kültürü olduğunu ve bu kültürün böyle yaşandığını öğrendim. Bütün kültürde mezarlıklar vedalaşma duygusunu hatırlatır. Çocukluğunda yaşadığı bunca macera ve korku dolu anılara rağmen izcilik ve kamp yapma sevdası bugün bile devam ediyor. Tansel Öngel, Posta'dan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda şunları söylüyor. Uzun süre gezgin gibi yaşadım. Lise yıllarından itibaren çok uzun süre kamplara gittim. Senede 52 kamp yapıyordum. 12 gün boyunca dağda kaldığım kamplar oldu. Bunu ilerleyen yaşlarımda 40 güne kadar çıkardım.
Oyuncu olmaya kafasına koyan Tansel Öngel, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. 1999'da Trabzon Devlet Tiyatroları'nda göreve başladı. Burada Birimiz Hepimiz için, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Zengin Mutfağı ve Kurban gibi önemli oyunlarda rol aldı. Ekranlarla ise 2004 yılında tanıştı. Başarılı oyuncu Uy Başımıza Gelenler dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösterdi. Bir yıl sonra ise dönemin fenomen dizisi Avrupa Yakası'nda konuk oyuncu olarak yer aldı. Trabzon Devlet Konservatuvarı'ndaki görevine devam eden Tansel Öngel'in bir ayağı artık İstanbul'daydı. Başarılı oyuncu Kısmet, Güz Yangını, Kaybolan Yıllar, Adak ve Elveda Derken gibi önemli dizilerde de oynadı. 2009 yılında Bu Kalp Seni Unutur Mu dizisinde Yalçın karakterine hayat veren Tansel Öngel, bir yıl sonra Kılıç Günü adlı dizinin başrol oyuncusu oldu. Aynı yıl yine dönemin çok sevilen dizisi Geniş Aile'de konuk oyuncu olarak bulundu. 2011'de Muhteşem Yüzyıl'da oynayan Tansel Öngel, Devlet Tiyatrosu'nda İstanbul dışına tayin edildiği için diziden ayrılmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra ise Benim İçin Üzülme dizisinde Fulya Zenginer, Çağlar Ertuğrul, Barış Arduç ve Selin Şekerci gibi isimlerle kameraların karşısına geçti. Televizyon dizilerinin aranan yüzü haline gelen Tansel Öngel, 2014 yılında ilk kez beyaz perdede boy gösterdi. Başarılı oyuncu, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Mucize filminde Cemilo karakterine hayat verdi. Bir yıl sonra da Son Mektup filminde tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı rolünü oynadı. Televizyon dizilerinden de geri durmayan başarılı oyuncu, Yazın Öyküsü, Kanıt Ateş Üstünde ve Kalbimin Sultanı gibi dizilerde oynadıktan sonra yaklaşık 2 senelik bir sessizliğe büründü. Gidişi suskun olmuştu ama dönüşü muhteşem oldu. Tansel Öngel, 2020 yılında yayınlanmaya başlayan ve reytingleri alt üst eden Masumlar Apartmanı dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizide Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin ilk ve son aşkı Naci karakteriyle karşımızdaydı. Bu dizi Tansel Öngel'in kariyerinde adeta dönüm noktası oldu. Başarılı oyuncu Fox TV'ye verdiği röportajda rolüyle ilgili şunları söylemişti. Oynadığım dizi hayatımın bir dönüm noktası oldu. Çünkü uzun bir süre televizyonda bir projede yer almamıştım. Ve Naci gibi derin bir rolle Masumlar Apartmanı gibi çok düzeyli ve güzel işle dönüş yapmak kariyerimi olumlu etkiledi. İnsanların beni tanıyor olmasından çok mutluyum. Fotoğraf çektirmelerinden, sorular sormalarından, beni sevmelerinden. Kim sevilmek istemez? Hangi oyuncu tanınmaktan ve sevilmekten şikayet edebilir ki? Ben de bu mesleği hakkıyla yapmaya çalışan biri olarak seyircinin beni tanıyor olmasından dolayı çok mutluyum. Masumlar Apartmanı'ndaki Naci karakteri, sakinliği, sadakati ve ilk günkü gibi saf sevgisiyle içimizi ısıttı. Tansel Öngel, kendine hayran bıraktığı Naci karakteriyle ilgili Gardırop dergisine verdiği röportajda şunları söylüyor. Naci tüm kadınlar için ideal erkekti. Yıllarca tek bir kadını seven, romantik, şiir okuyan, çok yumuşak, sevgi biçiminden taviz vermeyen adamdı. Ama Naci ben değildi. Bana hiç benzemezdi. Naci karakteriyle gönüllerde taht kuran Tansel Öngel, dizide yakaladığı popülaritesinin ardından magazin basınında ekranların yeni yakışıklısı olarak lanse edildi. Başarılı oyuncu bu konuyla ilgili Posta'dan Alev Gürsoy Cimine şunları söylüyor. Yakışıklı ve karizmatik olmak avantaj ama buna saplanıp kalmak zamanla dezavantaj olur. 1999 yılında profesyonel olarak tiyatro sahnelerine adım atan Tansel Öngel, 2004 yılından bu yana da ekranlarda karşımıza çıkıyor. Gerek tiyatro oyunu, gerek dizi, gerekse sinema filmlerinde hayat verdiği her karakter ile büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu, Posta'dan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda en çok oynamak istediği rolü şöyle açıklıyor. Spider-Man'i oynamayı çok isterdim. Süper kahramanlar çok ilgimi çekiyor. Ama en çok Atatürk'ü canlandırmayı isterim. Mesela bir Efe'yi oynamayı da çok isterim. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kahraman Efe'lerimizden birini. Masumlar Apartmanı dizisinden sonra büyük bir çıkış yakalayan Tansel Öngel, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapıyor. 2022 yılında Maske Kimsin Sen programıyla ilk kez sunuculuk deneyimi yaşayan Tansel Öngel, şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Yıldız Debana adlı programı sunuyor.
Biz de Tansel Öngel'e kariyerinde başarı, ömrünün geri kalanında sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.